Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Şimdi dersimiz hayat. Hayat olacak da. Fakat böyle mecburen şöyle bir şey, birkaç dakikanızı alayım. Bu gündelik hayatta böyle insanların yönünü böyle acayip yapıyorlar. Şöyle Emirdağ 43'te bir yer okuyayım. Arkadaşlar, Beynel Minel Zendeka Komitesi işin başında. Beynel Minel. Senede 830 bin kişi intihar eder. Gündeme gelmez. 1,5 milyondan fazla belki de trafik ve onun türevleriyle ölen var. Bunu nazara vermezler. Tamam. Burada 2-3 bin kişi. Burada kast var. Şimdi bununla alakalı 5. Şua'da Dabbetul Arz'dan bahsediyor. Dabbe. Ama ondan da bahsetmeyeceğim. Konumuz bu değil ama. Kardeşlerimize de bir noktaya nazar vereyim. Çünkü laikalar gündelik hayata noktaya nazar verir. İstikamete koyar düşüncemizi. İnsanları gemlendirmek 6 tane yöntem kullanırlar. Gem, ata vurulan. At, feres denilir, tamam mı? Feres. Feraset de ondan türetilir. Atın her bir gözü, ansiklopedik okuduğum kadarıyla, niye feraset, feres kökünden at anlamı oradan türetilmiş? Atın, yani bir feraset, basiret, dirayet dersini yaptım, bakarsınız ona. Her bir gözü 180 derece görür. Öteki gözü de 180, 360 derece görür kuş gibi. Endişe etmesin, panik yapmasın diye at gözü takarlar. Gözlük. Ha? Ta ki dikkat. Şimdi biz at gibi bakmamız gerekirken at gözlüğüyle bakıyoruz. Yani bir yere takıyorlar. At gibi bakarsak 360 derece, şimdi o bakışı göstereceğim. At gözlüğüyle baktırıyorlar. Tek yön. O tek yönü bahsedeceğim. Bu manada feraset bu kökten geliyor. Ferese. Yani tek yöne baktırıyor. Onu dinlemenizi tavsiye ederim. Bunu çok arkalardan bir istediler teşkilat. O demek ki eğitimde kullanacaklar. Basiret, dirayet, feraset. Bunu yapar mısın? Başka noktadan noktaya nazar istiyorlar. Bizim bildiğimiz bildik de ama sen bir şey yap diye. Onu koca bir güne uğraştım. Belki de 2 gün. Bakarsınız ben başka bir şey. Bununla alakalı bir yer okuyacağım. 43. 43. sayfa Mirdi abi. Bak şimdi. Gerçi bununla alakalı korona dediğimiz o şeyler. 1 saat 56 dakika dersimiz var. Bakarsınız ama. Yeni mi abi? Tabii 10 gün önce. Korona diye. Yani yapılmış o. Şimdi Zendeka Komitesi'ni bak ne yapıyor. Ben bir yer okuyacağım size. Ustad kanuniyetleri koyar. Hadiseler, olaylar onun içine doldurursun. Şablondur. Bakayım uyuyor mu? Elhasıl anlatıyor. Ama şurayı okumam lazım ama elhasıldan bir üst alayım. Aziz kardeşlerim, siz katı biliniz ki Risale-i Nur ve şakitlerinin meşgul oldukları vazife, Risale-i Nur ve talebelerinin meşgul oldukları vazife, rüy zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür. Rüy zemin. Onun için dünyevi merak haber meselelere bakıp
Vazifeyi bakiyenizde futur getirmeyiniz. Vallahi bana bakıyor bu abi ya. Ya. Daha aşağı gelecek şimdi saat. Şecere dikkatle alakalı. Ya Allah'ını seversin ya. Yani küçük çekmeceden gelene kadar yani çok üzüldüm ya. Yani nasıl böyle bana sen 2-3 kişi bu konuda telefon ediyorsun yani böyle abi yani. Falan panik abi. Yani o zatı hayalime koyuyorum çok ciddi bir şahsiyet. Kendi kendime yiyordum yani böyle. Bu kadar ciddi insanı da mı meşgul etti ya? Bak şimdi aşağı gelecek. Hemen arabada daha bir şey değil. Arabada gelen yeri söyleyeceğim. Zihnime tak diye oraya okuyacağım. Daha bu bir şey değil. Bak bir de okuyayım. Aziz kardeşlerim. Siz katı biliniz ki nasıl biliniz? Lakayt değil. Katı biliniz. Risale-i Nur ve şakirtlerinin oralara buralara ne giriyorsunuz tıklıyorsunuz Allah'ını sensin ya. Niye armamış dişinize kerpetin takıyorsunuz? Niye böyle yapıyorsunuz? Risale-i Nur ve şakirtlerinin meşgul oldukları vazife. Şimdi onu okuyacağım vazife. Bak neymiş? Ruh-i zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür. Onun için dünyevi, abi bu sağlıkla ölümle, dünyevi bedeninizi putlaştırmayın. Çok kalmak, az kalmak mesele değil bu dünyada. Fahri kainat, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, Firavun 300 sene yaşamış, 350 sene, Allah Resulü 63 sene yaşamış. İmam-ı Gazali 40-44 yaşında vefat etti. Ya kardeşim, putlaştırmayın bedeni ya. Önünüze koyup da secde etmeyin puta. Nefsi, o nefislerini ilah edilenleri görmedin mi diyor. Bu ne ya? Onun için dünyevi merak haber meselelere bakıp vazifeyi bakiyenizde futur getirmeyiniz. İnsanı gemlendiren 6 tane zaaf noktanızı unutmayınız. 1. Nedir o? Hubbuca. Baş olma sevdası. 2. Enaniyet. 3. Irkçılık. 4. Mal, hırs ve tamah. 5. Korku. 6. Tembellik ve temperverlik. Tembel, fok balığı derse gitmiyor, 10 tane bahane uydurur. Bir de öyle bir makama gelmiş ki din düşmanlığını yaptırıyorlar. Ne yapayım? Makam böyle iktiza ediyor. Makamı putlaştırdığı için dine muarız işleri de yapıyor. Ne yapayım diyor. Biz emir kuluyuz diyor memur. Ustad Hazretleri Barla'da Hulusi abiye diyor ki iki şartla memuriyetini kabul ederim diyor. Yoksa din, dilencilik ve çingeneliktir diyor. Devlet kapısında rızık aramak. İki şartla diyor. Bir, izzet-i nefsiyeni feda etmeyeceksin. İki, o makamı dini mübine, Kur'an'a hizmet edeceksin. Aslı vazifemiz bu dünyaya. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Biz bunun için gelmişiz kardeş. Diğerleri türevdir. Bulunduğun o memur amirliği putlaştırıyorsun. Adam diyor ki şu Müslümanı şey yap diyor, şunu takip et diyor. Müslümansın yapıyorsun. Yapmayacaksın kardeş. Bu ne temperverlik? 6 tane gem vuracaklar, zaaf noktamız var. Bunlara dikkat edin. Bir tanesi neydi? Korku. Korkun içinde diyor ki, ondan sonra el maksadımı okuyacağım. Ustad Hazretleri Balat'tan Eyüp'e geçeceklermiş. Balat'tan Eyüp'e gidecekler. Kayağa binmekten korkuyor mühim bir alim. Niye korkuyorsun? Belki batarız diyor. Bak korku da o. Diyor ki bu hal işte kaç tane kayık var diyor. İyi bir dinleyeceksin gafur bunu. Kaç tane varmış orada hatırladınız mı? O misalde kitapta. Bin tane. Sene kaç gündür diyor. Bir sene kaç gündür? 360 diyelim.
Beşik geçelim. Peki, 1000 tane kayık var. Senede diyor, hal işte kaç tane kayık gark olur, batar diyor. Ya hiç batmaz diyor, batsa bir tane batar diyor. Yani devamlı çalıştıkları için. O zaman, bakın, senede bazen batar, bazen de batmaz. Sene 360 gün alsan, 1000 tane kayıktan bizim bindiğimiz kayın batma ihtimali kaçtır? 360 binde bir ihtimal. 360 binde bir ihtimalle korkan insan değil, hayvan bile olamaz diyor ya. Ama %100 öleceksin. İmanı kazanma ve kaybetme davası açılmış. Endişen yok ya. Kanserle, yüksek tansiyonla, kalp kriziyle ölen bunun 10 katı 1000 katı ya. Burada anlamıyor musunuz, bir tuzak var ya. Burada bir tuzak var. Onları, o gıdaları basıyorlar, basıyorlar. Şimdi okumak istediğim yere geliyor. Konu bu değil. Ondan sonra keseceğim, yeniden Bismillah diyeceğim. Kanuniyetini anlatıyor. İçine istersen Mars koy, Ebola koy, AIDS koy, korona koy, ne koyarsan koy. En asıl, ehli dalalet, muvakkat hayata karşı mücadele ediyorlar. Daha fazla kalmak için. Bizler ölüme karşı nuru Kur'an ile cidaldeyiz. Biz ölüme karşı ölümü tenis tezkeresine çevirmekle meşgul olmalıyız. Ölümümü tenis tezkeresine nasıl çeviririm? Ölümü nasıl pasaport dairesi yaparım? Onlar hayata biraz daha fazla durmanın peşindeler diyor. Hayat, dursan ne olacak ya? Dursan ne olacak yani? 500 sene çınar gibi yaşasan ne olacak? Bir saat insan ol ya. 500 sene çınar gibi yaşasan. En sevdiğim kardeşim, dostum aradı. Abi dedi, babam dedi, kanser. Dua eder misin dedi. Biraz benden dua isteyenler. Ona hazır olacak da bu soruma. Ben eve ederim diye sokak şeyi tabirini kullanmam. Yalan demiyorum. Gece dua ediyor. Kim benden dua istemişse ya Rabbi. Sen onları biliyorsun. Tek tek diyemiyorum. Ondan sonra onları duama katıyorum. Kim etmişse Allah biliyor ya. Dedim ki ona, baban kanser. Namaz kılıyor muydu kardeşim dedim. Kılmıyordu abi dedim. Ha. Baban şimdiye kadar yaşadı da ne oldu ki? Bundan sonra yaşasa ne olacak? Niye yaşayacak kardeşim dedim ya. Bırak gitsin ya. Tamam. Ha şimdi hayatın bir anlamı olmalı. Hayatın bir gayesi olmalı. Bir farkındalığı olmalı. Hayatın içini doldurmalı. Hayata tutunmak için değil, hayatı içimize taşımak için olmalı. Hayatı anlamak olan sadece namaz mı? Hayat o mukaddemesi, eylemdir o. İmandır kardeşim, iman. Sonra namazdır. Şimdi adamın imanı var mı? Namazı var mı? Kafir, yani üç tane imanı indirgiyorlar ulema. İndirge, indirge, indirge. En dibe in. İmanın en dibi şudur. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. Birinci şart. İkinci şart, Kur'an ve hadiste haram ve helallere haram ve helal demek. Üçüncüsü, el hubbu fillah ve el buzu fillah. Allah düşmanlarını sevmemek. Tarafkir olmamak. İmanın kategorisi en son bu. Bak bakalım, Allah düşmanlarıyla berabersin. Onu seviyorsun, taraftarsın. Sen yaşasan ne olur, yaşamasan ne olur ya. Uzun yaşasan ne olursa. Yani ha bugün ölmüşsün, ya yarın ölmüşsün. Yaşadığında ne oldu? Ne oldu yaşadığında yani? Yani bir haber, bir film de fazla seyredeceksin. Bir ekmek de fazla yiyeceksin. Allah Allah, bak şimdi. Elhasıl ey nur talebeleri, ehli dalalet, muvakkat, geçici bir hayata karşı mücadele ediyorlar. Biraz da fazla duralım. Gaye bu. Biz ise ölüme karşı nuru Kur'an ile cidaldeyiz. Ölümü tenis tezkeresini çevirmek, pasaport dairesi yapmak, tenis olmakla cidaldeyiz. Onların en büyük meselesi,
En büyük mesele nedir? Bir saatte fazla kalmak. Onların en büyük meselesi, ne kadar büyük olursa olsun, Amerikan başkanlığı dahi olsa, muvakkat olduğu için, geçici olduğu için, bizim meselemizin en küçüğüne, bekaya baktığı için mukabil gelmiyor. Mesela 1000 sene sen yaşasan, dünya küre de senin olsa 1000 sene ama imandan bir habersin. Namazın, niyazın yok. Allah yok, peygamber yok, kitap yok, bir şey yok. Tamam, bunu duyan da diyecek, ya şuna bak Kemal. İşte girdiğin zaman göreceksin. Şimdi 1000 sene yaşadın ve dünya küre senin. Sonunda ne olacak? İstersen 1 milyon sene yaşa. Sonun fani mi? Noktası var mı bu işin? Nokta. Ha, en büyük fani en küçük bekaya denk gelir mi? 1000 sene namazsız yaşayacağına 1 saat Müslüman yaşa. Sonsuz hayatın çekirdeğidir. Bir çekirdek ama kocaman çınar ağacını tazamun ediyor. Bak diyor, onların en büyük meselesi muvakkat olduğu için bizim meselemizin en büyüğüne bekaya baktığı için mukabil gelmiyor. Madem onlar divanelikleriyle bizim muazzam meselelerimize tenezzül edip karışmıyorlar. Yani bu, ya bunu nasıl yaparız, nasıl tebdil ederiz, tamam mı? Yani fani bekayı nasıl değiştiririz? İnsanların akıllarını, kalplerini bedenin arkasına nasıl geçiririz? Beden bizi bilmeyecek. Gemiye binen bir misal vardı ya, gemiye binmiş adam, sırtında yük var. Arabalı vapura binmiş adamın sırtında yük var. Ya deniliyor, desene, diyorlar, sen bu gemiye bıraksana yükünü, yükünü bırak üzerine otur. Yok, gemi batar. Lan batarsa zaten hep beraber gidiyorsun. O zaman ne yapmak lazım? Gemiye bindin, bırak yükünü, üzerine otur. Ne demek o? Yani beden sana binmesin, sen bedene bin. Beden hayatı seni yönlendirmesin. Bedeni arzular, istekler gayen olmasın. Her tiryakilik bizi köleleştirdiğini unutma. Bu dün bir yerdeydim. Tövbe, dün değil, salı günü. Salı dündü değil mi? Bir yerdeydim. Ateist birisi. Dedi ki, hoca dedi, seni seviyorum dedi. Kağıthanedeydim. Şeydeki arkadaş mı? Malum. Çok acayip bir şey. Ziyaret mi ettiniz? Ziyaret ettim. Seni seviyorum dedi. İyi ki geldin dedi. Aynı böyle. Allah biliyor. Yalana şahit olsa kafir olurum. Ya dedi, Allah var deyip, ahiret var deyip, ya bir sürü böyle lezzetlerden dedi ya, bir sürü keyifli şeylerden mahrum olmak hiç aklıma yatmıyor dedi ya. Esas mevzu mu acaba? He, esas o değil tabii de. Onu gösteriyor. Ben de dedim ki, Risale'de ne güzel var. Diyor ki, dedim, istersen Allah'a inan, ister inanma. İnkar bile etsen terk-i lezzet evladır. Ne demek dedi? Lezzetleri terk etmek lezzetin kendisidir. Nasıl dedi? Karabalık toplandılar. Dedim ki, misal verdim. Orada aynı kahve ikram etmişti sağ olsun. Dedim bak, lezzet yok. İndi, yok. Yok. Var, yok. Ne oldu? Lezzet zeval buldu. Lezzet yok oldu. Peki, alemimde kaç saniyeydi? 5 saniye lezzet aldım. Hep hatırlattıkça elemi kaldı. Lezzetlerin zeval bulması, ayrılması insanı elem bırakır. Hem seni köleleştirir. Kahve seni bağlar. O zaman peki lezzet yapmayacak mıyız? Yapacağız. Nasıl bir lezzet? O kaybolmayacak bir lezzet. Bedensel hazlar değil, ruhsal hazları uyandırırsan zeval yok. İçine sen oturuyorsun. Bu lezzet, bu var da lezzet değil. O daimi oluyor. Yani dedi, mesela yattığın zaman uyuyorsun. Kendi horlamanı duyuyor musun? Yok. Karşıdaki odaki rahatsız oluyor. Ama o horlama anında rüya görüyorsun. Rüyadaki kişinin sesini duyuyorsun. Ama kendi horlamanı duymuyorsun. Demek ki kulak,
duyar işitmez. Göz bakar görmez. Kur'an öyle diyor. Tamam mı? Duyarlar ama işitmezler. Bakarlar görmezler diyor. Şey yaparlar ama diyor, düşünemezler diyor. Şimdi rüyadaki gibi eğer ruhsal, rüya nedir? Bedensel haz değildir. Rüyadaki gibi eğer ruhsal lezzeti uyandırırsak dünü, bugünü yoktur, tuvaleti şeyi yoktur. Daimi o lezzetin içindesin. Peki her tiryaki olduğun şey seni köleleştirir. Köle yapar, hürriyetini kaldırır. Her kölelik de hürriyete vurulan bir palangadır. İdealist dava adamlara bakın. Mesela Higora mı neydi o? Hani var ya böyle resim yaparlar arabanın. Böyle bir adam var. Ha o adam hür olmak için, onun sözünü söylüyorum ama tam bilmiyorum, yuvarlak böyle okudum. Hür olmak için bu bedeni kastediyor. O tür lezzetlerden sıyrılmak gerekiyor ki dava adam olasın diyor. Bedensel hazların, lezzetlerin, zevklerin diyor peşine koşan dava adam olamaz. Ve hür de olamaz. Özgür değildir diyor. O köledir diyor. Boğazına takılan yular var diyor. Onun için tutuldu adam. Şimdi gelelim meselemize. Onların en büyük meselesi muvakkat olduğu için bizim meselemizin en küçüğüne bekaya baktığı için mukabil gelemiyor. Madem abi özür dilerim. Şu bir öncesinden bir daha alalım. Evet. Mesela neden bir daha alalım diyeceğim abi. Sanki burada ehli dalalet de ölümle mücadele ediyor. Sanki üstad da ölümle ama Kur'an'la mücadele ediyoruz gibi demesine rağmen aslında tam zıttını ben anladım burada. Mesela ne demek abi? Diyor ki ehli dalalet muvakkat hayata karşı, geçip giden hayata karşı mücadele ediyorlar diyor. Geçip giden hayata. Yani hayata geçici kılan ölümdür. Ölümle mücadele, ölmemek için uğraşıyorlar. Fakat üstad diyor ki biz o düşünceye karşı Kur'an'la mücadele ediyoruz. Yani üstad ölmemek için değil. Yani diyor ya bizler ölüme karşı derken ölüm korkusuna karşı, ölümü düşünmeye karşı Kur'an'la. Onun adı nedir? Teris olmak işte. Teris. Ama netice itibariyle bir hocam öleceksin. Ha bu ölüm korkusu eline palanga vurmasın. At gözlüğü taktırmasın. Ölüm korkusu bedene ben demenin ifadesidir. Ölüm korkusu bedeni yaşamanın, gaye yapmanın neticesidir. Ondandır. Yani onu yaptığın zaman, bedeni gaye yaparsan, o zaman bedene gelecek her şey endişe ediyorsun. Devam ediyor. Diyor ki, madem onlar divanelikleriyle bizim muazzam meselemize tenezzül edip karışmıyorlar, biz neden kutsi vazifemizin zararına onların küçük meselelerini merak edip merakla takip ediyoruz? Ya ama bu onların meselesi mi? Virüs onların meselesi kardeşim. Evet. Anladın mı? Bunların uydurdukları peki nedir? Korkuyla girmek istemiyorum. Korkuyla insanların vehimlerini aktif ediyorlar. Damda kilemit yapıyor adam, damı tamir ediyor. Aşağıdan bir tanesi vehmini tahrik edip düşürmüş adamı. Aa şey oluyor bana, hop aşağıya. Yani insanların vehim var ya, vehim, zan, olmayanı var eden. Tamam. Buraya geliyor, öyle mi ya? Şey olacak ya, hayatı zil, yaşanmaz yapmış. Peki, diyor ki, 336 bin, 360 binde bir ihtimal mi oldu? Evet. Peki o sandalın batma ihtimali bu kadar. Koronavirüsünün sana ulaşması kaçta kaçtı? Şu anda 3 bin kişi ölmüş. 8 milyar insan var. 8 milyarda sana isabet etme ne kadar? Ama %100 öleceğim varken onda lakayt. Normal gripte 96 bin kişi ölmüş. 96 bin kişi ölmüş normal gripte. Normal gripte. Normal gripte. Ulaşsa bile öldürme seviyesi binde... Bilmem ne. Anlıyor musunuz? Bununla anlamıyor musunuz ki burada Zendeka, zındıka değil, Zendeka komitesi insanların korkusuyla
vehmini aktif edip içsel sistemi çökertmek, aile bağlarını bozmak, Müslümanlar arasındaki münasebeti azaltmak. Ondan sonra başka bir şeye giriyorlar. Bu sistem şey yaptı mı, uydudandı, televizyon veya cep telefonu istasyonlarından gönderilen sinyallerle beyne devamlı o zanlarını kuvvet veriyorlar. Sırf o haberde değil ve devamlı salınıyor. Bunun korkusundan hastalık olmuş Hasan. Evet. Vehim hastalığı. Vehim hastalığı. Şey olmuş yani, doktora başvuranlar var. Çok. Psikiyatrlara. Çok. Yani vehim hastalığı şu. Vehim kafadadır, sol kulaktan gelir. Şey yapar, cinler ve ruh hapisleri aktif eder. Olmayan bilgileri, düşünceleri, zanları, malumatları yukarıya çıkarır. Var zannedir. Vesvese kalbedir, eylemedir. İmanadır, abdestedir. Abdesti olana abdestsizsin der. İmanlı olana imansızsın der. Vesvese imana ve eylemedir. Vehim ise aklidir. Vesvese kalbidir. Kaynağı orasıdır. Tamam. Dolayısıyla vehimi bilgilerle vehimlerle bedeni yani dima işgal etmek. İşgal operasyonudur. Herkesi tek tip yapmak, çökertmek, işini bitirmek. Ya diyelim şu olur, bu olur. Biz eylem itibariyle hazır zamana şeyiz. Fakat düşünce itibariyle üç zamanı içine alıp düşünmek lazım. Biz iki tane ömrümüz var. İki hayatlıyız. Tek hayatlı olanlar hastalıktan, ölümden korksun. Biz çift hayatlıyız. Bazı yumurtalar çift yürekli olduğu gibi. Nedir o? Bir dünya, bir de ahiret. Tek hayatlı olanlar hayattan gitmeye korkarlar. Biz bir hayattan bir hayata geçeceğiz o kadar. Bir odadan bir odaya. Şaka demiyorum, biliyor musunuz? Ölümü de kafire söylüyor. Bayılmak zannetmesin. Ama Müslüman için bayılmak da değildir vallahi. Daha güzel olacak. Böyleyken şu anda mesela bir sizinle konuşuyorum ya. Zihnime birisi geldi. Bir mekan geldi. Gelir ya hayal. Onun gibi bir şey. Aa, oradasın. Anlamayacaksın. O zaman ayılmak oluyor. Evet. Hakiki işte. Allah Resulü öyle demiş. Uykudasınız. Ölünce uyanacaksınız diyor. Hani biz uyanız da orada ölünce hepten gözümüz kapanacak zannediyoruz. Biz şu anda uykudaymışız. Nereye göre? Ya nasıl olur ya? Oraya göre burası böyle işte. Uyku. Ölünce uyanırsınız diyor. Hazır anda tatbik etmekle, amel işlemekle mükellefiz. Zaten ruhun daire hayatında mazi, yani ruhun dairesine geçsek, onunla meşgul olsak, işte biraz önce birinci konuşmada olduğu gibi, ruh hayatı, ahiret hayatı, Allah, peygamber ne diyor? Yok, koy kenara. Aman ha! Höt, höt! Namazın sanki mekruhları, farzlarına dikkat eder gibi. Şöyle yap, böyle yap, böyle dikkat et. Her tarafta böyle. Ne yapıyor Cenab-ı Hak bununla? Bununla çok şey yapıyor da bir tanesini söyleyeyim. Benden mi korkmuyorsunuz? Allah Kur'an'da ne diyor? Benden korkun diyor. Korktuklarınızdan emin edin. Hakkıyla Allah'tan korkmuyorsak korktuklarımızdan emin olamıyoruz. Her şeyden korkutuyor bizi işte. Allah'tan korksan Allah'tan, Allah ya mesele tamam. Her şeyin dizginin onun elinde mi? Hakkıyla korksak korktuklarımızdan emin eder. Demek ki onu sana Osman anlatır, hakkıyla korkmayı. Demek ki biz üç zamanı bir anda görme, hayat seviyesine çıkma, mazi, hal, istikbal. Biz sıkışmışız halde. Biraz geçmiş var, gelecek yok. Aman ha, üç tane zamanı ihate eden bir ruh var. Ama hadiseler, dünyevi zevkler, keyifler bizi bunalttı yani. Sıkıştırdı beden hayatına. Ne istiyorsun efendim? Beden ha. Ne istiyorsun efendim? Şunu. Baş üstüne diyor. Ne istiyorsun efendim? Buraya gitmek istiyorum. Baş üstüne diyor. Yani beden ne diyorsa bedeni duyuyoruz. Bedeni görüyoruz. Da. Adana'da kebap, Edirne'de ciğer. Ha o kadar. O ya. İşkembe ve uşkurluk. Hayat bu ya. Tabii ki Allah korkutacak seni onda.
Oysa Müslüman yanmak, boğulmak, salgın hastalığıyla vefat etmesi şehittir ya. Şehid-i manevidir. Müslümanın kaybettiği bir şey yok ki ya. Korkuyor. Niye? Şehit olmaktan korkuyor. Allah Allah. Şehit olmaktan korkuyor. Cahil. Münafıklık alametidir. Evet. Hadis, şehit olmayı istemeyenler diyor, münafıklık alametidir. Ya da hiç hazırlanmamıştır Hasan abi. Evet. Koronadan değil de ölmekten ya. Korkuyor biraz abi. Evet. O zaman o bahane, onun açtığı bir yara var. Onun açtığı toparlanmak lazım. Ne yapmak lazım? Ne gerekiyor? Biz bu hayata niye geldik? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Neciyim? Vazifem nedir? Bunu sorman lazım ki hayatın kalitesini yükselteceksin. Hayatına 4 tane soru sorarsan hayatının kalitesi yükselir. Bedenin arkasına geçer. 3 zamanı birden yaşarız. Hem mazi, hem gelecek, hem hal. Nedir o soru? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Burası neresi? Ben neciyim ya? Ama sorsan, nereden geldin? Kırşehir'den. Nereye gidiyorsun? Gaziosmanpaşa'ya. Necisin? Kaynakçıyım. Ne yapıyorsun burada? Vallahi yemek yemeye geldim. Yani böyle cevap verirsen, tabii ki ödün patlayacak. Zaten ruhun daire hayatında mazi, zamanı hal, müstakbel birleşir. Mütedahil olur, hazır an hükmünde olur. 3 zaman.